sahneye çıktı ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini de biliyorum. E, halen bir erken seçim konuşması var ama e, öyle bir durum var mı? E tabi aslında 2023'te seçim olacağını düşündüğümüzde 2023'ün Haziran'ı dolayısıyla ne kaldı ki iki yıldan az bir zaman kaldı. <laughs> Zaten partilerin son bir yılı seçim hazırlıklarıyla geçer. bir Yaklaşık 20 ay 20 küsür ay var seçimlere. Dolayısıyla seçimler yaklaştı demek mümkün. Kaldı ki <laughs> siyasi partiler e, bir seçim yapıldığı günün sonraki gün bir başka seçimin hazırlıklarına başlamadıdır esasen. AK Parti olarak biz böyle davranıyoruz. Siz başladınız, e, başladınız. Çoktan bir seçim olduğu günün sonraki gün biz bir başka seçimin hazırlıklarına başlarız. Kaldı ki şimdi artık iki yıldan daha az bir zaman var. Kaldı ki eğer seçim kanunları değişeceksek siyasi partiyası seçim kanunları bir yıldan bir yıl kaladan daha önceki bir tarihte değişmemiz gerekir ki uygulanabilsin o seçimlerde. Dolayısıyla nereden baksanız seçimler yaklaştı. Zaten burada bir püf peki, noktası geliyor. Yani peki, bir seçim yasası değişikliği zaten elbette. sizden yetkili ağzına alacağız şimdi az sonra. Herkesin çok merak ettiği sorular var. Dolayısıyla elbette. bir yasa değişikliği olursa en az bir sene Öncesinden, beklemek gerekiyor değil mi? Evet yani yapılan değişiklikler ...bir yıl geçmeden uygulanamaz. O bir yıl içerisinde, bir yıl dolmadan seçim olması halinde... ...o değişikliklerin o seçim için uygulanması mümkün değildir. Seçim kanları açısından söylüyorum bunu. Dolayısıyla buradan da baktığımızda artık... ...bazı şeylerin zamanı geldi demek mümkün. Yine seçim erkeni alınacak mı sözüne karşılık? Evet, 2023'ün 24 Haziran'ında yapılması gerekiyor... ...bir yılın dolması için... Oysa kanun gereği 18 Haziran 2023'te yapılacak. Yani e, 6 günlük bir erken seçim söz konusu seçim. <laughs> demek mümkün. Tabii Ali kanun İhsan gereği Yavuz'dan böyle. aldığımız e, cümle şöyle. 18 Haziran 2023'te evet. Türkiye bir seçime hazır olsun tarih budur diyorsunuz. Tabii aynen öyle. Kayıtsız şartsız söylüyorum. Elbette e, hakkında ayet yok. Yani e, bunu %100 söylemek mümkün değil ama %99,9 Türkiye 18 Haziran 2023'te seçime gidecek. Çok önemli çünkü, bir çünkü cümle e, almış olduk. 2018 sizden de. Haziran 2023 seçimlerinden 2023 tarihinden önce seçime gitmek aslında çok zor gözüküyor. Neredeyse mümkün değil, denebilecek kadar zor gözüküyor esasen. O açıdan bu kadar net bir şekilde söylüyoruz. Nedenini kısaca alabilir miyim? E, e, şöyle başkan. ifade edebilirim. Bir kere Türkiye'de herhangi bir seçim beklentisi yok. Kaldı ki zaten parlamenter sistemi kenara koymamızın sebebi de akşamdan sabaha seçim konuşulmasın, seçim yapılmasın. Daha çok işte e, Türkiye'nin gelişimi için enerji sarf edilsin diyeydi. Dolayısıyla zaten millet bunun için oy verdi de başkanlık sistemine geçtik. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda yekün ekseriyetle e, bir seçim beklenmiyor. Dolayısıyla bir psikolojik ortam yok. Bu bir. iki. Meclis seçim kararı eskiden alırdı çok kolay bir şekilde. SALT çoğunlukla bir meclis karar seçim kararı alabiliyordu. Şimdi nitelikli çoğunluk gerekiyor. Bu nitelikli çoğunlukla seçim kararı alabilmek için de AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına oyu yetmiyor. Evet. AK Parti ile MHP'yi çektiğimizde Millet İttifakı <laughs> unsurlarının oyu da tek başına yetmiyor. Dolayısıyla o açıdan Dolayısıyla da mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla bir mutabakat gözükmüyor. da e, ya evet. olacak tek ya, bir, da ya da 18 Haziran'da Türkiye seçime Ya mutabakat gelecek. olacak ya 18 Haziran bekleyecek ya da Sayın Cumhurbaşkanımız seçim kararı alacak. Niye alsın ki? Yani şu anki anketlere baktığımızda e, yine Sayın Cumhurbaşkanımız başkan seçerek Cumhurbaşkanı seçilecek gözüküyor. Anketler çok net bir şekilde ortada. Biz periyodik aralıklarla seçim yapıyoruz. Şey, anket An yapıyoruz. Anketlerin çok e, manipülasyon yaptığına dair e, bir takım iddialar hep konuşulmuyor mu? İşte bir bak Millet İttifakı'nın açıkladığı anketlerde AK Parti'nin daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın oyunun düştüğünü görüyoruz. Ama siz kime yaptırıyorsunuz? Anketleri siz kendi içinizde mi Şu cümlemi tamamlayıp Lütfen. oradan geçmeyi dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim anketlerimize göre geçeceğim oraya böyle gözüktüğüne göre zaten 5 yıllık bir yetki halktan aldığına göre değişecek bir şey de olmayacağına göre iki dönemlik bir e, mühleti var. Bu iki dönemlik mühleti dolu dolu Türkiye'nin hayrına kullanmak varken erken seçime bir de hem de Türkiye'deki manzara e, bu ortam değişmeyeceğine göre bu atmosfer e, bu sonuç adeta değişmeyeceğine göre yeniden Hı. Cumhurbaşkanımızın seçim kararı alması için hiçbir neden yok ki. Kaldı ki kendisi de defa eten söyledi seçimler Haziran 2023'te olacak. Dolayısıyla meclisin karar alması bu tablo karşısında hiç kolay değil. Zaten bizim böyle bir arzumuz yok. İki, Cumhurbaşkanımızın alması için hiçbir neden yok. Dolayısıyla met, e, seçimler 18 Haziran 2023'te. Peki, Peki. anketler dediniz, girelim. Evet. Herkes bir taraftan bakıyor. Biz anket konusunda çok iddialı bir partiyiz açık, açıkçası. E, bu partinin ARGE e, Başkanlığı marifetiyle sık sık e, her yıl hatta yıl içerisinde Zaman zaman birçok kez de olmak suretiyle anketler yapılır. Bizim şu anki anketleri.